bugüne kadar sustum, yuttum ama bir yere kadar, bir yere kadar herkes haddini bilecek. Pardon, yanlışlıkla oldu. Ama böyle iş olmaz efendim. Bengüsü Hanım'ın sevgilisi yüzünden işimizi layığıyla yerine getiremiyoruz. Koskoca Aziz Güngör'e sen, koskoca Aziz Hoca görevini yapamıyor. Olmaz böyle Hakan. Her şey bana karşı gibi. Enseyi bile kestim. Kim sana akıl veriyor? Ne oldu? Çık da ense ortaya. Benim kendi öz asistanım böyle yaparsa tabii kimler ne yapar? Bir kere benim erkek arkadaşım oyuncudur. İşimi yaparken beni asla kıskanmaz. Oyuncuymuş. Oyuncu muymuş? Oyuncuymuş demek. Ne oyunculuk yapıyor? Ben hiç görmedim onun oyunculuğunu. Ne oyunculuğu yapıyor? Nerede oyunculuk yapıyor? Bengüsü arkadaşımın Aziz hocamın değerini bilmediğini gördükçe... Biraz önceki boşlukta Hakkı arkadaşımla sohbet etme imkanı buldum. Meğer ne kadar anlayışlı, ne kadar esprili... Yeri geldiği zaman iyi bir dinleyici, yeri geldiği zaman iyi bir anlatıcı... Yani olaylara geniş bakmasını bilen bir insanmış. Doğrusu ne yalan söyleyeyim, ben Hakkı'dan etkilendim biraz. Sultan burada mı? Ha? Abi vallahi ben de çok sevdim kızı. Zaten çok da hoş bir elektrik oldu aramızda. Hani oturmasını kalkmasını biliyor. Efendi kız. Bak o da Sivaslıymış, ben de Malatyalıyım. Bu devirde nerede bulacağım ben onun gibisini ya? Tamamdır bu iş, bitti. Oldu. Tamam. Sultan neredesin sen ya? Seni arıyorum ben sabahtan beri. Şaşkın gel buraya gel. Ben onu vallahi yerim ben bunu. Bak ya sen manyak. Set hazır. Hazır mı? Geliyorum ben, tamam. Çıkışta hemen sağ tarafta bulunacak sandığa bizi beğenmeyenler için siyah, Aziz hocamı ve beni beğenenler fuşya, kızları vasat bulanlar yeşil, Hakkı'yı istemeyenler turuncu, bizi beğenenler kırmızı oy kullanacaklar. Aferin İsmail.